derece dediğimiz tamamen eklemin birbirine yapıştığı bir durum ortaya çıkıyor. Müdahale edemezsek dediniz. Edemezsek, evet. Nasıl müdahale ediyorsunuz? Nasıl müdahale ediyoruz? Aslında artık elimizde çok fazla seçenek var. Eskisi kadar osteoartritte şey değiliz, hani umutsuz değiliz açıkçası. Çünkü ne var? Çok fazla çalışma oldu bu konuda. Bir kere destek tedavileri çok önem kazanmaya başladı. Şimdi glukozamin ve kondroitin dediğimiz ilaçların oldukça destek tedavilerinde etkili olduğunu görüyoruz. Yayınlarda bu binlerce hastada ortaya çıkıyor. O yüzden bu tedavileri biz artık olayın ilk başında kullanmaya başlıyoruz. Medikal tedaviyle Medikal olarak, başlıyorsunuz. evet, ilaç tedavileri başlıyoruz. Onun dışında tabii çok temelde yapacağımız şeyler, mesela bakın 5 kilo kaybetmek bile %50 oranında diz kireçlenmesini geriletebiliyor. 5, Hastaya kilo verdir evet, diyorsunuz. 5 kilo. Yani tabii ki bu Çok değil. kilolu, evet, hastalarda çok da yüksek bir kilo değil. Hani bunun sağlanması, tabii ki bazı özel güçlendirme egzersizleri, özellikle işte diz çevresinin, ayak bileği çevresinin ve gövdenin genel olarak güçlendirilmesi, bu kasların güçlendirilmesi zaten dize daha az yük binmesini sağlıyor. Doğru egzersiz biçimi. Doğru egzersiz biçimi. Tabii fizik tedavi ajanları, bunları da kullanıyoruz. İşte lazer, ultrason, elektriksel ajanlar. Bunları dize mi takıyorsunuz? Nasıl Evet, yapıyorsunuz? diz çevresine uygulama şeklinde oluyor. Özellikle tabii ağrıya yönelik dediğim gibi tedaviler ya da işte ödem giderici tedaviler yapılabiliyor bu şekilde. İşte bantlama tedavisi uygulanabiliyor. Yine mesela diyelim ki dizde kapağı kemiğiniz kenara doğru kaymış. Onu mesela biz bantlama tedavisiyle içeri doğru alabiliyoruz. Bu şekilde bantlama, dinamik bantlamalarla iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Ve daha da ileri seviyelerde eklem içi enjeksiyonlar yapıyoruz. Burada da yine erken dönemde PRP dediğimiz trombositten zengin plazma uygulaması yapıyoruz. Kişinin kanı işte 15 cc civarında alınıyor. Belli bir santrifüj işleminden geçirildikten sonra trombositten zengin bir plazma elde ediliyor. Bunun da amacı şu: trombosit hücrelerini siz çıkardığınız zaman onun içinde büyüme faktörleri var. Siz o büyüme faktörlerini direkt olarak kişinin eklemine enjekte edebiliyorsunuz. Bu da oradaki iyileşme hızını 3-4 kata çıkartabiliyor. Bu bizim açımızdan önemli. Kondrositleri, yani kıkırdak hücrelerini daha hızlı iyileştirebiliyoruz orada. Bu tek seferde yeterli bir tedavi mi? Yani tek seferde kısmen yeterli olabiliyor ama bir 2-3 hafta sonra tekrar bakıyoruz. Eğer hastamızı soruyoruz, hani %50'nin üzerinde bir şey devam ediyorsa hala ağrı, o zaman bir kez daha yapıyoruz. İki sefer şeklinde uygulama yapabiliyoruz. Bunun dışında işte ozon enjeksiyonları yine eklem içine de yapılabiliyor. Çok faydalı özellikle. Ve tabii hiyalurik asitler. Hiyalurik asit, yani aslında diz içindeki o sıvının doğal bir bileşeni. Biz o bileşeni, hatta cildimizin de doğal bir bileşeni hiyalurik asit. Biz o hiyalurik asidi diz içine enjekte ettiğimiz zaman onun özel bağlarıyla diz içindeki sıvıyı yeniden oluşturabiliyor. Dolayısıyla kayganlaşabiliyor diz ve kolay hareket edebiliyor Kesinlikle. belki, değil mi? Ve uzun yıllar bu şekilde, işte belki protez önerilmiş bir hasta 5 sene, 10 sene kadar protezsiz idare edebiliyor ki biliyorsunuz teknolojiler çok gelişiyor. Protez teknolojileri özellikle. O yüzden aslında biz hastamızı ne kadar bunu öteleyebilirsek bu o kadar iyi olur. Bu arada protez demişken bazen o kadar öyle detaylar insanı etkileyebiliyor ki şimdi yurt dışında yine bir araştırma yapmışlar. Bu kalça protezlerinde metaller kullanılıyor. İşte genellikle titanyum kullanılır ama kobalt da kullanılıyor mesela. Vücuda Uyum uyum sağlayabiliyor sağlaması için. Ama kobalt ne yazık ki toksik bir madde. Ve kobaltlı, özellikle alışımlı şeylerin, protezlerin. protezlerin kişilerde işte demans, delirium, ciddi psikotik problemler yarattığını, hatta bunu kendisi yaşayan bir ortopedi uzmanı bunu keşfetmiş durumda Amerika'da. Nörolojik problemler Evet, demek ki. nörolojik problemler. Yani uzun zamanlı zehirlenme gibi düşünün. Çok Civa enteresan. zehirlenmesi gibi. Ve bunu kimse düşünemiyor. Çünkü kimse o şeyle, protezle bu nörolojik semptomlar arasında bağ kuramıyor. Doğru. Fakat
böyle çok fazla sayıda hasta olduğu söyleniyor özellikle. O yüzden mesela kobalt kaplı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun altını önemli Protezlere. çizmek lazım o Evet, zaman. evet. Yani bu çok bilinen bir konu değil. Hani en azından protez seçerken Buna göre. bunu hastaya tabii bunu söylemek çok önemli. İşte bu nedenlerle bu teknoloji sürekli geliştiği için ne kadar öteleyebilirsek o kadar iyi.